Şimdi dünyanın notları Zafer Söken'de. Zafer. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Bugünse 12 yıl aradan sonra Mısır'a gidecek. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de denk geldi bu ziyaretin yıl dönümü. Mısır'la ilişkilerimiz çok gergindi. Hatta yine bir seçim arifesindeydik. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki bu pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz diyerek de rakibi Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmişti. Ve her fırsatta da Sisi ile görüşmeyi kabul etmediğini söylemişti. Ancak 2023 yılı itibariyle ilişkilerde yeni bir tanım bulunmuş bu arada. Yine bir seçim arifesindeyiz bu arada. Diplomatik sıfırlama deniyor bunun adına. Artık Mısır'la ilişkilerin yeniden başlamasına diplomatik sıfırlama. Daha önce biz Mısır'da işte Sisi yönetiminin darbeyle iş başına gelmesi Türkiye tepki gösteriyordu. Değerli yalnızlık deniyordu. Dünyadan diğer ülkeler ses çıkarmayınca bizim Türkiye'nin gösterdiği tepkiye değerli yalnızlık deniyordu. Şimdi diplomatik sıfırlamaya geçtik. Hakan Fidan açıkladı. Geçtiğimiz günlerde burada bahsettik. Türkiye Mısır'a İHA satması. Türkiye'nin Mısır'a İHA satması gündemde. Yani insansız hava aracı satması gündemde. Ve tabii en önemli başlık da Gazze konusu. Mısır, Gazze'ye komşu. Özellikle Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye insani yardımlar geçiyor. Dünse Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. O Birleşik Arap Emirlikleri ki Süleyman Soylu dönemin İçişleri Bakanı 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığı o Birleşik Arap Emirlikleri. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyoruz. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldı. İsrail'e de bir uyarısı vardı. Onun sesi hazır. Onu dinleyip devam edebiliriz. İzleyelim. İsrail 10 yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir. İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Çoğu çocuk ve kadın, 28 binden fazla masumun hayatına mal olan 70 bine yakın sivilin yaralandığı, 1,5 milyondan fazla insanın göçe zorlandığı Gazze'nin büyük bir enkaz yığınına çevrildiği trajedi karşısında her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz ve göstereceğiz.